أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها تسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى محترم kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretleri 28. lemayı telif etmiş ve burada epey meseleler ve nükteler anlatılmış. Bunlardan bir tanesi de birinci nüktede ifade edilen Hazreti Ali Efendimiz'in Risale-i Nur'dan bahsettiği kısımlar. Üstad bunlardan niye bahsediyor? Çünkü en fazla teselliye muhtaç olduğu, sıkıntıya düçar olduğu, insanların, ehli dünyanın, ehli gafletin, ehli küfrün kendisine ve talep edene ciddi manada saldırdığı bir vakitte, Üstadımız ciddi manada bir teselli, bir sevinç, bir inşirah ruh ve inşirah kalp manasında Cenab-ı Hak'tan talepte bulunuyor. Ve bu sıkıntılı haleti ruhiye içerisinde Cenab-ı Hak Üstadımıza bazı nimetler nasip ediyor. Bunlardan bir tanesi de i̇mam Ali Efendimizin, Rısa-i Nur'dan ve ahir zamandaki hadiselerde Rısa-i Nur talebederinin ehemmiyetli vazifelerinden bahsettiği kısımları Cenab-ı Hak adeta ilham ediyor. rısa Seri 28. Leman'ın birinci nüktesinde hem Ercüze'de hem de Celcelutiye'de yani İmam Ali Efendimizin iki kasidesi olan bu iki kitapta Rısa-i Nur'dan bazen imai, işari bazen de sarih bir şekilde bahsettiği noktaları önümüze serdediyor. Biz burada bütün 28. Lema'nın birinci meselesini, yani baştan sona üstadımızın burada verdiği ilmi cifirle, ebced hesaplayla yaptığı çalışmaları belki de yapmayacağız. Çünkü bundan ehli olan arkadaşlarımız, ağabeylerimize inşallah bunları ileride yaptıracağız. Fakat üstadımızın ifadeleri ve bu eserlerin İmam Ali Efendimizin ne derece himayetine alındığını, İmam Ali Efendimiz'in hizmetimize ne derece irtibatlı olduğunu ve kerametkarane yol gösterdiğini güzel bir şekilde ifade ettiği bazı yerleri özellikle okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Eskişehir hapishanesinde ihtilattan ve konuşmaktan, insanlarla beraber olmaktan ve insanlarla konuşmaktan memnun olduğum zamanda, men edildiğim zamanda karşımdaki kardeşlerime teselli için yazdığım kısacık fıkraların bir kısmıdır. 28. Lema'nın başı. Birinci nükte, Bismillahirrahmanirrahim. Hapsin bir latif hatırasıdır ki, Hapsin, yani Eskişehir Hapsin'in bir latif hatırasıdır ki, Risale-i Nur gizlenir fakat sönmez ve söndürülmez. Müsaasteri, Risale-i Nur yasak olmaz demiş ya da Risale-i Nur engellenemez demiş. Ama bazılar diyorlar ki İsa şu kadar yıl zindan hayatı var, sürgün hayatı var ama bu ifade nasıl anlaşılacak? Üstadımız Bediüzzaman sürgüne göndermez demiyor. Hapse atılamaz demiyor. Bu iki şey karıştırılmaması gerekiyor. Risale-i Nur gizlenmez. Risale-i Nur saklanmaz. Risale-i Nur kesinlikle susturulmaz ve susturulamaz diye ifadelerini bir şöyle anlıyoruz. Şu anda bütün dünyada 50 aşkın lisana ve dillere çevrilmiş bir eserle muhatabız. Yani İngilizceden tutun Arapçadan tutun ondan sonra Fransızcadan çeşitli bir dünya dillerinden Risale-i Nur'un ciddi manada tercüme edilip yayıldığını müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bir zamanlar Risale-i Nur'u susturmaya, Risale-i Nur'u perdelemeye çalışan insanların şu anda sustuğunu ve per perdelendiğini ve kabirde kendi azaplarıyla meşgul olduğunu müşahede ediyoruz. Ama Rısay Nur elhamdülillah Türkiye'yi yani yurdumuzu, yurdumuzun da sınırlarını aşmak suretiyle dünyanın bütün ücralarına, bütün köşelerine yayıldığını müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bu manayı biraz da böyle ifade etmek ya da anlamak icap ediyor. Risale-i Nur gizlenir fakat sönmez ve söndürülmez. Mümkün değil. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ahir zamandaki insanların anlayabileceği bir tarzını ortaya koyan risale olduğundan ve bu asrın ihtiyacı olan iman hakikatlerini güzel bir şekilde beyan ve izah ettiğinden dolayı ruhlar bunları ciddi manada almış, kabul etmiş. Vicdanlar ciddi manada müncelip olmuş. Kalpler sevmiş ve hissiyatlar da buna müncelip olduğundan dolayı Risale-i ruhtan ruha, kalpten kalbe ciddi manada elhamdülillah ...yayılmış ve insanlara ulaşmıştır. Bir alem-i manada... ...Hazreti İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh... ...ilminden sordum. Bazıları bunu da soruyor. Yani ustazleri... ...Hazreti İmam-ı Ali Efendimiz'e... ...nasıl sorar? İmam-ı Ali Efendimiz nere? biz nere? Bu meseleyi birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Bazen bizim bir konuda... ...bir şeye ihtiyacımız olur. Biz bir hadis var mı diye... ...hadis araştırıyoruz. Ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soralım bunun cevabını bize versin. Yani o anda siz doğrudan muhatap olup da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu soruyu soruyor değilsiniz. Ne yapıyoruz? Biz acaba bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birilerine bir sorulanına binaen verdiği bir cevap var mı diye araştırıyoruz. Evet birisi bunu sormuş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir cevap vermiş. Ya da hiç kimse sormamış bizzat kendisi sormuş. Yani ey ashab şöyle bir durum karşısında cevabınız ne olur diye. Mesela müflis kimdir bilir misiniz ya ashab diye sormuş. Ashab da Allah ve Resulü daha iyi bilir demek suretiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tekrar sözü bırakıyorlar. Bu ne demek? Ya birisi doğrudan sormuş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap vermiş. Ya da bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada insanların nazarını kendisine celbetmek ve dikkatleri toplamak için böyle bir soru tevcih ediyor. O sualden sonra da tekrar cevabını kendileri vermiş oluyor. Biz de Aynı soruyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu yolla sorma durumumuz olabilir. Bu bir yoldur. Hazreti İmam Ali Efendimiz'e Üstad Bediüzzan Hüseyin'i böyle bir yolla sormuş olabilir. Acaba Risale-i Nur'dan bahsin var mı? Ya da Risale-i Nur'a sen nasıl bakıyorsun diye bu manada bir soru sormuş olabilir. Ya da ikincisi, biz sadece alemi şehadeti müşahede ediyoruz ama hayat sadece alemi şehadetten ibaret değil. Sadece, sadece kendi karşımdaki insanlara soru sorabiliyorum Doğru. Ama biraz daha terakki edersen sen doğrudan ne yapıyorsun? Üveysi bir şekilde görmediğin bir zata kalben ve ruhende bağlanıp ondan bazı feyiz, ilham alabiliyorsun. Sorularını kendisine yöneltebiliyorsun. Ya da doğrudan alemi gayb dediğimiz gayb alemine. Çünkü ölüm yokluk değildir. Şu anda kabristan alemi yaşayan insanların bir şehristanı hükmünde olduğunu Risale-i Nur'dan öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'den de bunu öğreniyoruz. Yani ölen insanlar ebediyen bunlar yok oluyor. Ondan sonra yani ölen insanlar mahşere kadar ölüyor, kayboluyor. Ondan sonra tekrar Cenab-ı Hak bunları diriltiyor diye anlamıyoruz. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak ölen insanları bu dünya aleminden başka bir aleme alıyor. Yani dünya aleminden berzah alemine gönderiyor. Dolayısıyla İstanbul'dan Erzurum'a gider gibi. İstanbul'dan Ankara'ya, Siirt'e, Batman'a gider gibi anlıyoruz. Dolayısıyla o öteki aleme giden insanlarla yüz yüze görüşemesek de telefonda görüşüyoruz. 300 sene evvelki bir insana ben şu anda 5000 kilometre, 10 bin kilometredeki bir insanla görüştüm diye söyleseniz belki de maneviyat sahibi olsa manen görüşmüşler diyebilir ama maneviyat olmayan bir insan bunu anlaması mümkün değil. Ama şimdiki insanlardan maneviyat sahibi olsun olmasın sadece maddi ve tekniki şeylere inanan bir insan olsa elbette canım 10 kilometredeki 10 bin kilometredeki insanlarla görüşmeniz gayet normaldir. Telefon var. Ondan sonra işte bu manadaki bazı iletişim araçları var diyebilir. Ve bunu fazla da garipsemez. İşte maneviyat alemi olan alemindeki insanlar, işte maneviyat sahibi olan insanlar zaman Hazretleri gibi, İmam Gazali Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi insanların doğrudan doğruya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşebileceğine ya da velilerle görüşebileceğine, ehli kemal olan insanlarla vefat ettikleri halde onlarla görüşebileceklerine ihtimal vermişlerdir. Ve onlara inanan müritleri olsun ya da muhatapları olsun elbette bizim şeyhimiz, mürşidimiz, gavsımız, kutubumuz böyle bir şeye sahiptir demişlerdir. Burada zaman asteri ya ilmi manada sormuş ya da gayb aleminde, mana aleminde ya da işte bu manadaki e, bizim bilemeyeceğimiz bazı yollarla ve alimlerle görüştüğünü biz itikad ediyoruz. Bir alemi manada, Hazreti İmam-ı Aln'in radıyallahu anh ilminden sordum. Ahrufu ucbin suttirat tastira demişsin. Muradın nedir? dedi. Yani... Latin harfleri tamim edilip umuma öğretilip yazdırılacak. Bu e, Ercüze'de geçen ifade. Ucmin yani hecevari terkipsiz ve vakıflardaki rakamvari şekilsiz harflerdir ki latini hurufudur. Yani bizim şu anda kullandığımız latin harfleri ucmin diye Ercüze'de İmam Ali Efendimiz bu manada radıyallahu anh, beyan etmiş. Ucmin ne demektir? Hecevari. E ne diyoruz? İstanbul. Hecevari. Terkipsiz. Mesela Arap şeylerinde, Osmanlıca'da e, harflerinde bunlar nedir? Hem terkiplidir hem de bu manada hecevari değildir. Hepsi giriftir. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir kopma yok. Hepsi beraber. Ama Bismillahirrahmanirrahim e, Acem e, harflerinde ya da Latini dediğimiz harflerde e, biz Bismillahirrahmanirrahim diye bu manada ayrı ayrı hecelerde terkipsiz bir şekilde geçiyor. Ve vakıflarda rakamvari şekilsiz harflerdir ki yani Arap harfleri şekilli olarak biliniyor insanlar nezdinde müminler nezdinde daha doğrusu ama e, Latin harflerine bakıldığı takdirde e, onlara göre şekilsiz ondan sonra e, rakamvari bazı şeylere benziyor diye demişler. Ne gibi? Bizim şu anda Çince'deki yazılara bakışımız gibi de olabilir. Yani bir örnek olsun, misal olsun diye söylüyorum. Çince'deki harflere baktığımız vakit orada İstanbul yazıyor ama İstanbul'a benzeyen hiçbir şey yok. Ne Arap harflerine, alfabesine benziyor ne de bizim şu anda kullandığımız Latin alfabesine benziyor. Yani burada İstanbul nasıl başkaları okuyor, anlıyor diyebiliyorsunuz ve şaşırabiliyorsunuz. Başka birisi diyelim mesela yazmış. Mesela Ahmet yazmış. Biliyorsun ki yani Ahmet ama Ahmet'e benzeyen hiçbir tarafı yok. Ama kendilerine göre bir e, şeyleri var. E, kendilerine göre bir e, alfabeleri var. Ve o alfabeye göre de kendi yazılarını rahat bir şekilde yazabiliyorlar. Demek ki ucmin, buradaki ehrufu ucmin yani Acem harfleri ya da Latin harfleri tamim edilecek. Suttirat tasdira. Nasıl? Umma öğretilip yazdırılacak. Latin harfleri la dini zamanda tamim eder. La dini, dinsizlik manasına geliyorsa da burada tamamıyla şu anda laiklik dediğimiz şeyde tam tevafuk ediyor, tekabül ediyor. Yani laiklik döneminde yani dinden soğuma anlamına gelen ladinilik zamanında döneminde bu ucmin harfleri, acem harfleri, latin harfleri ne yapacak? Taammüm edecek ve yayılacak. Sonra sordum. Ercüzen'de, yani Ercüze kasidesinde, benden bahis ile kendini muhafaza et demişsin. Üstad senden nasıl bahsediyor? Bazen sarih bir şekilde ama genellikle, genellikle, e, ebced ve cifir dediğimiz, yani harflerin sayılarını bir araya getirmek suretiyle, harflerin sayılarını toplamak, bazen de farklı bir şekilde bir araya getirmek suretiyle elde edilen harflerdir. Ee, ebced ve cifir yöntemi. Bu bazıları belki karşı çıkıyor olabilir ama ehli ilim bunlardan ciddi manada. Hem hadislerden hem de Arap literatüründen kendilerine delil getirmek suretiyle bunların doğru bir yöntem olduğunu ifade etmişler. i̇bn Arabi radıyallahu anh bunlardan kullanmış. Muhyiddin Arabi al Başka alimler bunlardan ciddi manada istifade etmişler. Efendimiz Aleyhisselam Yahudilere karşı ümmetin uzun olacağını ifade eden hadisleri var. Ve bunu da ispat ettiği kâf ha ya ayn ayetindeki harfleri bir araya getirmek suretiyle ümmetinin ömrünün uzun olacağını Yahudiler ispat etmiş ve onları geri göndermiştir. Bediüzzaman Hazretleri de bu yolu ciddi manada kullanıyor. Yani cifir ve ebced hesaplamaları yöntemiyle e, İslamiyet'in nasıl büyüyeceğini, sıkıntıların ne zamana kadar devam edeceğini, bazen külli kaideleri, bazen cüz'i kaideleri, bazen külli hadiseleri, bazen cüz'i hadiseleri, ve zaman Hazretleri bu manada kendisi yorumlayıp önümüze koyuyor. Ha bu bir itikat meselesidir. Bazıları kabul etmeyebilir, ben bunu kabul etmem diyebilir. O onun bileceği bir şey. Ama biz itikat ediyoruz ki zaman gibi zatlar, Gazali Hazretleri gibi zatlar, Muhyiddin Arabi gibi zatlar, bu manadaki buldukları şeyler, mesela Molla Cami, Mevlana Cami Hazretleri'nde de, Molla Cami Hazretleri'nde de bunlar var. Mesela Molla Cami, Beldetun Tayyibatun dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeyi, güzel bir belde ifadesini, Eccet ve Cifir hesaplarına göre hesaplamış ve İstanbul'un fetih tarihini oradan bulmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim'de Beldetun Tayyibatun, güzel belde, emniyetli belde ifadesinden her ne kadar sarih manada yani şu beldedir, şu yerdir denmiş olsa bile ki Mekke olarak daha çok anlatılıyor bildiğim kadarıyla. E, işari manada, işari manada, imai manada her asırda, her zamanda bazı yerler de bu manada kastedilmiş olabilir. Sadece Mekke değildir. Ya da diğer mesela kitap ifadesi, tenzilül kitap gibi geçen ifade, her asırda Kur'an-ı Kerim'den ciddi manada istifade eden e, kitaplarına da işari manada haber verildiğini de alimlerimiz bu manada ifade etmiş ve ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla Molla Cami bu Beldetun Tayyibetun dediğimiz Kur'an'ı ifadenin Ebced ve Cifir hesabıyla İstanbul'un fethinin tarihini de verdiğini dolayısıyla güzel bir beldeden maksat İstanbul'un da olabileceğini bu manada ortaya koymuş. Bazıları inanmayabilir. Bazıları bunu kabul etmeyebilir. Burada tamamıyla çünkü itikadi bir mesele değil. Ama biz Molla Cami bulduğu bu bulgunun Kur'an'da olabileceğini itikad ediyoruz, kabul ediyoruz. Buna da saygı duyuyoruz. Yani herkes ille de bu manadaki imai ya da işari manaları yüzde yüz kabul edecek. Dini bir vecibedir, şeriatın bir kuralıdır. Uymazsanız imanınızda tehlike olur gibi bir şeye girmemek icap ediyor. Şimdi ercüze neyden bahsediyor? Onu da ifade etmekte fayda var. Hazreti Ali Efendimiz'in kasidesidir ercüzesi e, Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri'nin mecmuat Ahzab dediğimiz kitabında geçmektedir. E, bu kitapta dualar daha çok yer almakta. Dua mecmuası olarak geçiyor. E, Ercüze'de, er iki temel unsur daha çok ön plana çıkıyor. Birincisi e, Cenab-ı Hakk'ın ismi azam diye İmam Ali tarafından kabul edilen Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adil ve Kuddus gibi isimlerinin e, izahlarını, ehemmiyetlerini, manalarını ortaya koyan bir bölümü var. Ercüze'de. Fert, hay, kayyum, ha, kayyum, hakem, adil ve kuddus isimleri. Altı tane isim. Ee, bir bölümü de ahir zamanda ya da İslamiyet'in bundan sonra, yani kendi döneminden sonraki gelişmeleri, ondan sonra meydana gelecek, vukuğa gelecek hadiseleri ve bazı önemli olayları, şahısları, vaziyetleri haber verdiği. Ama bu haber bazen açık olur, Bazen de dediğimiz gibi ebced ve cifirle imai ve işari manada gizli bir şekilde de vermiş olabiliyor. Onu alimlerimizin bu manadaki ilimlerine havale ediyoruz. Dolayısıyla Ercüze de benden bahsettin ve kendini muhafaza et diyor Bediüzzaman İmam Ali Efendimiz'e mana aleminde ilminden soruyor. Peki Risale-i Nur'dan bahsin yok mu diye kendilerine bir soru daha bu manda tevcih ediyor. Sonra sordum Ercüzen'de benden bahis ile kendini muhafaza et demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat maat teessüf kendimizi muhafaza edemedik. Bu belaya düştük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nur'dan bahs ve işaretin yok mu dedim. Yani benim şahsım var. Bir de Risale-i Nur var. Benim şahsım kendisi kendileri ifade ettiğinden dolayı söyleyeyim. Yani ehemmiyetsiz olduğu halde bahsediyorsun da çok ehemmiyetli olan ve Kur'an-ı Kerim'in hizmetini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti hesabına geçen o büyük hizmetini acaba sen takdir etmedin mi, bahsetmedin mi bu manada diye bu manada İmam Ali Efendimiz'e soruyu soruyor. Dedi, yalnız işaret değil, sadece işari manada, böyle bir imai manada değil, belki Cercelutiyem de tasrih ediyorum. Cercelutiyem de yine İmam Ali Efendimiz'in tanzim ettiği bir kasidedir. Sırlarla doludur. Ebced ve Cifir hesabına dayalı Süryanice yazılmış, telif edilmiş bir eserdir. Manası da benzersiz ve eşsiz demektir. Üstahse diyor ki, manası bedi olan, yani eşsiz ve benzersiz olan Celcelutiye'de elbette bedi olan Risale-i Nur'dan, yani izahları, ondan sonra e, çalışmaları, faaliyetleri, iman hesabına yaptığı şu külli çalışma ve faaliyetleri, hizmetleri elbette bedi olan risale Nur'dan bahsetmesi de lazımdır. Niye? Çünkü isimleri de zaten benziyor. Bana diyor daha önceden verilen bediüzzaman dakabının da bana emaneten ve ariyeten verildiğini daha sonra anladım. Bu ismin hakiki sahibi risale Nur'dur ve o emaneti ben hakiki sahibi olan risale Nur'a şu anda iade ediyorum diyor. Dolayısıyla... Hem Risale-i Nur bedi, yani eşsiz ve benzersiz manasında bedi, hem de süryanice bedi anlamına gelen Cercalutiye'nin de bedi olduğu burada çakışınca, elbette Cercalutiye'nin Risale-i Nur'dan bahsetmesi lazım ve erzemdir diye Üstadımız içinden bu manada geçirmeye başlıyor. Ondan sonra da Cercalutiye'den de Risale-i Nur'dan ne derece bahsedildiğini, Risale-i nasıl haber verildiğini üstadımız tahkiki bir şekilde, tahlili bir şekilde ortaya koyuyor. Ben bu cevaptan sonra Kasaydi Alaviyeden Hz. Ali Efendimizin kasidelerinden en meşhur ve en ziyade esrallı, sırlı olan Cercelutiye kasidesinde bu fıkrayı gördüm. Yani Cercelutiye'yi üstadımız ondan sonra alıyor. Daha ciddi manada ve bu gözle okuma başlıyor. Daha önce bir dua manasında okunmuş olabilir. Ama acaba Celcelutiye'de Risale-i Nur'dan bedi olan bu eserden bahis var mı diye İmam Ali Efendimiz'in manevi ilminden aldığı o cevaba binen biraz daha ciddi manada alıp bunu artık tahlil etmeye başlıyor. Bu fıkrayı gördüm diyor. Tukadu siracu nur sırran beyane. Tukadu siracu sürç sırran tenevveret. Tukadu siracu nur sırran beyane. Tukadu siracu surç sırran tenevret. Yani siracu nur gizliden gizliye yanıp yayılıyor. Sıraç lamba demektir. Nurun lambası gizliden gizliye yanıp yayılıyor. Siracı surç kandiller kandili gizliden gizliye yanıp aydınlanıyor. Bundan dolayı üstadımız diyor ki yani Risale-i Nur'un mahiyetinde bu var. Nedir mahiyetinde olan? Risale-i Nur gizliden gizliye yayılır. Risale-i Nur ciddi manada böyle insanların göreceği açıktan ondan sonra gövde gösterisi tarzında bir yayılması yoktur. Bu manada yapanlar da belli bir zaman sonra yanlış yaptıklarını anlıyor ve biz biraz daha mütevazi, biraz daha gizli kubbe yapıyorsak habbe göstermemiz lazım manasındaki o ...şeylere girmeye başlıyor, mecralara girmeye başlıyor. Niye? Çünkü Risale-i Nur'un özelliğinde bu var. i̇mam Ali Efendimiz de devamlı bu dersi bize veriyor. Gizliden gizliye, ondan sonra herkesin bu manadaki nazanlığı kendinize çekmeyecek şekilde yayılmaya çalışın. Çünkü Risale-i Nur'un özelliği böyledir. Dikkat ettim, sarahat derecesinde Risale-i Nur'a bakar. Sarahat derecesinde. Ez cümle niçin? Sirac-ı Nur bir tek fark ile yani nurun sıracı lambası hükmündeki o ifade bir tek fark ile tam ve aynen Risale-i Nur'dur. Nur Risale'leridir. Cifir hesabıyla yani. Buradan bir miktar aç açacağız. Bir bölüm atladıktan sonra biz burada üstadımızın bu yaptığı cifir tahlilinden sonra verdiği beyanatı okuyoruz. Cahi dikkattir ki ben üveysi bir tarzda bir kısım ilmi hakikatı Hüccetül İslam olan i̇mam Gazali'den Kudüs'e sırrı almışım. Ben üveysi bir tarzda bir kısım ilmi hakikatı Hüccetül İslam olan i̇mam Gazali'den radıyallahu anh Kudüs'e sırrından almışım. Şimdi anlıyorum ki i̇mam Gazali Kudüs'e sırrı aynı dersi üveysi bir tarzda İmam-ı Ali'den radıyallahu anh almıştır. Bu üveysi çok soruluyor. Tabi manası çok farklı olabilir. Üveysi yani Veysel Karani Hazretleri tarzında, sisteminde demektir. Kelime bu. Ama bunun lügat manası bu olmakla beraber bir de silah manası var ki yani birisini görmeden ondan feyiz almak. Birisinin bizzat yanında durmadan ondan feyiz almaya da üveysi tabiri getirilmiş. Mesela bazıları Vefat eden bazı alimlerin ya da vefat eden bazı peygamberlerin mezarlarından e, ders aldıkları, feyiz aldıkları ifade ediliyor. İşte biz buna bu tarzda üveysi diyoruz. Görmediği halde onun kitabından feyiz alır. Adeta sanki cisim itibariyle onun yanındaymış gibi, ondan ders alıyormuş gibi bir halet-i ruhiyeye girme ve ondan ders alma, bazı özel sorularını sorup ondan da ders çıkarma gibi manaya girdiği vakit üveysi bir tarzda filandan ders aldı gibi bir tabiri bu manada görebiliyoruz. Üstad Bediüzzaman diyor ki ben üveysi bir şekilde Hüccetül İslam i̇mam Gazali Kudüs'e sırrından ben ders aldım sonra anladım ki Hüccetül İslam İmam-ı Gazali Hazretleri de i̇mam Ali Efendimiz'den ders almıştır. Üstad başka bir yerde de ben üveysi bir tarzda dersimi İmam Nurettin'den o da Zeynel Abidin'den o da Hz. Hüseyin, Hz. Hasan efendilerimizden, onlar da Hz. Ali efendilerimizden derslerini almışlar. Dolayısıyla Üstadesleri bu silsile içerisinde dersini yine öbeysi bir şekilde i̇mam Ali efendimizden aldığını ifade ediyor başka yerlerde de. Dolayısıyla i̇mam Ali efendimiz adeta İslam aleminin bir siyanet meleği gibi, koruyucu meleği gibi sanki bu gibi hizmetlerde Allah ona bu manada Devamlı insanları, ondan sonra ehli hizmet olan bu gibi zatları sen teşci et, sen muhafaza etmeye çalış gibi bir vazifeyi de verdiğini üstadımızın ifadelerinden anlıyoruz. Katılıp katılmamak ayrı bir konu. Ama üstadımızın bu ifadelerinden biz anlıyoruz ki üstadımız ve bazı özel zatlar İmam Ali Efendimizin bu manevi şahsiyetinin fezinden hem ilmi olarak hem de maddi olarak korunma noktasında ciddi manada istifade ettiklerini biz anlıyoruz. Dolayısıyla burada Üstad Seri İmam Gazel Efendimiz'den, İmam Gazel Efendimiz de bizzat Hazreti İmam Ali'den üveysi bir şekilde ders aldığı rivayet ediliyor, anlatılıyor. Demek Hazreti İmam Ali radıyallahu anh mühim bir şakirde olan İmam Gazali'nin Kudüs'e sırrı başı üstünde bu bir çare talebesine kendisini kastederek şefkat kârane teselli darane en sıkıntılı bir zamanda bakması acip değil. Belki lazımdır ve öyle olmak gerektir. Niye? Çünkü zaten ben senin hesabına çalışıyorum. Ben senin hem manevi evladınım, hem de maddi evladınım. Ben zaten senin yolundan gidiyorum. Dolayısıyla İmam-ı Ali Efendimiz'in Üstad Bediüzzaman'ın en sıkıntılı, en münkabız, yani inkıbaz halindeki vakti, ondan sonra zindanlarda, ondan sonra harplerde, savaşlarda, ondan sonra e, sürgünlerde olduğu vakitlerde, İmam-ı Ali Efendimiz'in başkalarına gösterdiği bu siyaneti, elbette Bediüzzaman gibi bir zata göstermesi de garipsenecek, acip olarak karşılanacak bir olay değildir. Öyle olması lazımdır diyor. Risale-i Nura 3 fıkrasında kuvvetli işaret eden Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, Kaside-i Cercelutiyesinin hiçbir cihetle tesadüfe hamledilmez. Tevafuklu bir kerametini beyan etmeye mecbur oldum. Şöyle ki, 3 aydan beri her gün o kasideyi okuyorum. Cercelutiyen yalnız 8 sayfayı halledemediğim bir vefka dair olduğu cihetle okumuyordum. Buradaki vefk nedir? Vefk. Ebced ve cifir ilmi çerçevesinde bir takım sırlara işaret eden uygunlukların bulunduğu tevafuk sistemini gösteren tılsımlı kare alan demektir. Yani ebced ve cifir hesaplarını hesaplamak, böyle sadece harfleri yan yana getirmek ve bu manada bir basit hesap yapmak bazı şeyler için geçerli olsa da genel manada Bunlar kare altında alınıyor. Yani kare içerisinde alınıyor. Ve bu kare içerisinde alınan, alınan harfler hangileri dahil oluyorsa onların toplamı, şeddeli ise ona göre, şeddesi ise ona göre şeyleri yapılıyor. Dolayısıyla bu 8 sayfalık bir şey var. 8 sayfayı halledemediğim bir vefka dair olduğu cihetle okumuyordum. Yani böyle bir şey, böyle bir sır bulmadığımdan, bulamadığımdan dolayı bir vefk sistemi bulamadığımdan, yani o kare içerisine girecek harflerin hesaplanmasında özel bir durum kendime göre göremediğimden, bulamadığımdan dolayı onları okumuyordum. Fakat ahirinde ve salli ilahi ya Rabbi ona selam ile salate ile den başlayan ahirki iki sayfayı ötekilerle beraber okurdum. 70 defa kat'i. Belki tahminime göre yüze yakın defalarda her defa istisnasız ne vakit elime alıp Baştan okuduktan sonra ahirini açarken Fe ya hamilel ismin lezi celle kadruhu. Fe ya hamilel ismin lezi celle kadruhu. Ey kadri yüce olan ismin taşıyıcısı. Fe ya hamilel ismi ey e, ismin lezi celle kadruhu. Yani e, şanı yüce, kadir olan o isimlerin hamili olan, taşıyıcısı olan ile ifade ile başlayan ile başlayan sayfa açılıyordu. Ben hayret ediyordum. Şimdi üstadımız oraya atlıyor ama açarken devamlı öne çıkan bu sayfa. Neyle başlıyor? Feye hamiler ismin lezi celle kadru. Ey kadri yüce olan isimlerin taşıyıcısı olan ile açılıyordu. Ben hayret ediyordum. Onu okumayarak iki sayfa sonra ve ilahi yani ona selat ile ya Rabbi ile başlayan iki sayfa ahirini okuduklarıma zammederdim ona toplardım. Her ne vakit baştan okuduğum ve terk ettiğim 8 sayfaya gelirken kitabın baki kalan yüze yakın sayfeleri içinde açtıkça yine feya ismi ey bu isimlerin taşıyıcısı sayfası açılıyordu. Hayret içinde hayret ediyordum. 50 defadan sonra dedim acaba bu sayfa neden açılıyor? Onu da okusam ne olur? Yani bana bu sayfa bir ders mi vermek istiyor? Bazen oluyor mesela. Kur'an-ı Kerim'de siz bir yer okuyacaksınız. Önce açıyorsunuz, sonra yavaş, yavaş sayfaları çeviriyorsunuz. Mesela 20. sözü ya da herhangi bir sureyi okuyacaksınız. Ona yakın olan herhangi bir yeri açıyorsunuz. Israrla her gün 10 defa Kur'an-ı Kerim açtığınızı farz edelim ve açtığınız her vakitte de bir sayfa karşınıza çıkıyorsa burada belli ki Kur'an-ı Kerim size bir mesaj vermek istiyor. Önünüzde bir sıkıntı var. Bu sıkıntının giderilmesi için. Ya da bir problem var. Bu problemin giderilmesi için Kur'an-ı Kerim size ders vermek istiyor. Böyle kerametli bir şekilde devamlı önünüze açılması oluyor. Bazı arkadaşlarımızdan duymuşuz. Burada da üstadımız diyor ki devamlı diyor bu sayfa açılıyordu. O zaman acaba bu sayfa neden açılıyor? Onu da okusam ne olur? Baktım ki Kaside-i Celcelutiye'yi okuduğum maksadın neticesini o sayfa gösteriyor. Ben de terk ettiğimden hata ettiğimi bildim. Ha, bu sayfaları terk ettiğimden dolayı hata ettiğimi anladım, bildim. Ondan sonra okumaya başladım. Arkadaşlar, bu gibi meselelerde zorlamayla olmaz. Yani gel şu sayfadan, şu kelimeden kendimize bir işaret çıkaralım gibi bir zorlamayla elbette zorlasanız bazı yani suni şeylerle bir şeyler ama bu böyle değil. Bunlar hem ilhamen olacak, hem de ciddi manada bir ihtiyaç olacak. Hem de hakikaten bir ihtiyaca binaen bunlara dalacaksınız ki Cenab-ı Hak da sizi yönlendirecek ki ilhamen, yani sünuhat kabilinden siz de bu gibi şeylere varabilirsiniz. Yoksa filan zat böyle bulmuşsa ben de o zaman zorlayayım acaba bir şey çıkar mı gibi bir şeyle bunlar olmaz. Ruh hazır olacak, ihtiyaç hazır olacak. Ondan sonra hakikaten de böyle bir şeye de yani ee, böyle bir durumun da olması gerekiyor ki bu manadaki şeylere biz dalabilirim yani. Ondan sonra belki 40 defadan fazla ele aldıkça yine o sayfa açılıyordu. Nihayet arkadaşlar mahikaye ettim. Onlar da hayret içinde hayrette kaldılar. Dedim bu Celcelutiye'nin bir kerametidir. Sizleri değil başkalarını ikna edecek maddi bir delil elimde yok. Yani sizi ikna etmek için delile ihtiyacım yok. Ama başkalarını da ikna etmeye elimde bir delil yok. Yalnız benim müşahedatım var. Benim müşahedatım başkasına hüccet olamaz. Ben de şimdiye kadar delilsiz davalar yazmak adetim değildi. Üstad isterim. Delilsiz şeyleri yazmaya hakikaten böyle bir şeyi kendisi kendi adet edilmemiş. Mesnevi Nuriye'nin de mesela Arapçasında "Meketep tu illa meşahhat diyor. Ben müşahede etmediğim bir şey yazmadım. Bu kainattaki hadisat noktasındaki bir müşahede ya da Kur'an-ı Kerim'de müşahede ettiği bir mana. Bu manayı da üstadımız açıyor ve delillendiriyor. Delilsiz, ispatsız şeylere inanmayan bu asrın insanla elbette her şeyi delilli ve ispatlı bir şekilde. Hem de müşahedeye bazen ilmel yakın olur, bazen aynel yakın, bazen hakkal yakın bir müşahedeye dayalı bir şey olacak ki bu asrın insanını ikna etsin ki rısay ikna metodu da bu olduğundan dolayı ciddi manada insanın kalplerinde, aklında make tutuyor. Fakat madem bu tevafuk aciptir, elbette işarettir ki beni yaz. İnanmayana kendini inandıracak ki yazdırmak istiyor. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür ediyorum ki bana hem büyük bir teselli hem dağıma büyük bir delil gösterdi. Ve tevafukun beş altı nevi bize ve mesleğimize medarı imtiyaz ve vesile-i teşvik olarak verilmiş. Ve her meyusiyet ve gevşeklik zamanımızda bir kamçıyı teşvik ve bir kerameti hizmeti Kur'aniye'ye medar, bir tevafuku latife imdadımıza yetiştiği gibi bu defa da yetişti. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de inne me'al osri yusra fe inne me'al osri ayeti var. Yani Cenab-ı Hak her bir osurdan bir yüz sonra bir yüz verir. Yani bir sıkıntıdan sonra bir genişlik, bir ferahlık vermesi Cenab-ı Hakk'ın adetullah kanunudur adetlerindendir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hüzün yılı oldu. Hüzün yılı vaktinde ne oldu? Hazreti Hatice Validemiz vefat etti. Ondan sonra en büyük beşeri manada koruyucusu amcası Ebu Talip vefat etmiş. Onsa sıkıntılar var, boykot boykotajlar var. Bütün bu sıkıntılı şeyden sonra Cenab-ı Hak bir ferahlık veriyor. Neyi veriyor? Miraç mucize-i azimini Cenab-ı Hak nasip ediyor. Bu Miraç hadisesi o Osur'dan sonra verilen bir yüsrüdür. Sıkıntıdan sonra verilen bir genişlik ve bir ferahlıktır. Üstad Bediüzzaman sitelerinde de şahıslarımızda da görüyoruz. Bazen olur Cenab-ı Hak bizi bir sıkar. Ondan sonra bizi adeta yakar. Ama belli bir zaman sonra Cenab-ı Hak öyle bir ferahlık verir ki rahatlıyoruz. Cenab-ı şükretmenin bir yolu olarak da Cenab-ı Hak devamlı bu manada kamçı teşvik nevinden sıkıntılarımız salat eder. Sıkıntılardan sonra da bir ferahlık verir. Bu bazen kevni olur, bazen ilmi olur. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine verilen şu eski şehir hapsi ve bu manadaki sıkıntılar, ondan sonra da İmam Ali Efendimizin kendisini teşcih ettiği, kendisine yardım edeceğini ifade ettiği bu Ercüze'deki ve Celcelütüye'deki ifadeler elbette o Osür'den sonra verilen bir yüz manasındaki bir adet olan tecellisi olarak kabul etmek mümkündür. Evet, kalben gayet alakadar olduğum kardeşlerimin müfarekat zamanının pek yakın olduğu bir zamanda ve hapiste yalnız kalacağım bir anda ve üç ayda yetmiş defa acip bir tarza bana açılan bir sayfenin kerametini dava ettiğim ve delilsiz kaldığım bir hemganda. Bakın, bu eseri ne zaman yazıyor? Kalben gayet alakadar olduğum kardeşlerimin müfarekat aylık zamanının pek yakın olduğu bir zamanda. Şimdi kalben alakadar, üstadımızın ne annesi var, ne babası var, ne beşeri kardeşleri var, yani nesebi, ne de bu manadaki kendisine teselli verecek eski dostları, makam sahibi olan insanlar var. Kendisi kendi tabiriyle yurdundan, memleketinden koparmış, ondan sonra garip, bir kez, kimsesiz ve insafsız insanların tasallutu altında e, esaret hayatı yaşayan, fakirül e, fakirul hal olan bir alim, yaşlı bir zat. Hasta bir zat. Şimdi böyle bir zamanda üstadımızın da medarı tesellisi olan talebeleri ve arkadaşları da müfarekat edecek bu kalbe ciddi bir anda bir sıkıntı. Ve hapiste yalnız kalacağım bir anda, hapiste de yalnız kalacak. Ve üç ayda yetmiş defa acı bir tarzda bana açılan bir sayfenin kerametini dava ettim. Ve delilsiz kaldığım bir hengamda işte böyle bir osur dediğimiz, böyle bir sıkıntı dediğimiz, darlık dediğimiz böyle bir vakitte... Hz. Ali'nin radıyallahu an Celcelutiye kasidesinin 70 defa bila istisna bana açılan feya hamiler ismillezi celle kadruhu ey kadri yüce şanı yüce olan isimlerin hamili taşıyıcısı olan ifadesinden başlayan 3-4 satırda 3-4 kuvvetli emare ve delil vardır ki feya hamilel ismi hitabı umumisinde bize hususi bakıyor. Evet, dolayısıyla üstadımızın bu Celcelutiye ve Ercüze'deki Risale-i Nur'a ve hizmetimize, ahir zamandaki faaliyetlerimize, Kur'an çalışmalarına bakan bu manadaki tahlilini de üstadımız böylece yapmış oluyor. Ama Allah izin verirse özellikle ilmi cifirde ve ebced meselelerinde ciddi manada derinliği olan arkadaşlarımızdan birisi de ileride bunları İnşallah daha tahkiki ve tahlili manada bir ders yapacağını biz de Allah'tan Cenab-ı rahmetinden bekliyoruz ve umuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Subhaneke Allahumme ve bihamdike, inneke alea kulli hakim Ve ahir davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha mes'a.